Son zamanlarda gündemi oldukça meşgul eden bir olay yaşandı. Amerika'da bilgiye erişim özgürlüğü yasası gereğince bazı konularla ilgili bilgi talep eden bir siteye cevaben gönderilen dosyanın içeriğinde talep edilen bilgilerden farklı olarak çok önemli bilgiler bulunuyordu. Çok ajansı terörle mücadele merkezi olan Washington Eyaleti Füzyon Merkezi bazı şaşırtıcı belgeler yayınladı. Bu belgeler hükümet tarafından yanlışlıkla ortaya çıkartılan ve tüm dünyanın bu konu hakkında bilgi sahibi olmasına neden olan uzaktan beyin kontrolünün etkileri üzerine bir dosya. Peki bu olay nasıl yaşanmıştı? Araştırmacı bir site olan Macrock, hükümetin beyaz ırkçı gruplar ve solcu aktivist Antifa'ya yönelik araştırmalarını bilgiye erişim özgürlüğü yasası gereğince talep etti. Belge ekleri arasında elektromanyetik dalgaların insan vücudu üzerine etkileri başlıklı bir dosya da vardı. Amerikan hükümetinin bu belgeleri neden kayıt altında tuttuğu ise akıllara derin soru işaretleri bırakmaktaydı. Şimdi bu belgelerin içeriğine gelin beraber bakalım. Belgelerin bir tanesinde mikrodalga işitme deneyi yapılmıştı. İnsan sesini direkt olarak yaşayan birinin kafatasına aktarma deneyi ilk kez 1974 yılında The Walker Reed Army Institute of Research'te C# tarafından başarılı bir şekilde yapıldı. Bu deneylerde insanlarda birdenbire ateşlenme, bütün vücutta ağrı, uykuyu engelleyecek şekilde zorla kafein etkisi, yığılıp kalırcasına zorla gelen uyku hali, karşı konulamaz, şuraya git, buraya gel komutları, mikrodalga yanıkları ve elektrik şokları. Dosya, elektromanyetik dalgaların insan vücudu üzerine etkilerinin net bir açıklamasını içeriyordu. Bir belgede açıklandığına göre bu dalgalar bir insanın düşüncelerini okuyabiliyor ve aktarabiliyordu. İnsanların organlarını manipüle edip rüyalarını kontrol edebiliyor ve bütün bir vücudu acıdan kıvrandıran hislerden istemeden orgazma sebep olmaya kadar çeşitli hisler ortaya çıkarabiliyordu. Bir diğer belge, elektromanyetik zihin kontrol silahlarının uydular ve cep telefonları aracılığıyla veya şeytani gözüken bir siyah kamyonetin arkasına kurulan gizli ekipmanlarla nasıl yayılabildiğini açıklıyor gibi görünüyordu. Dosyada bahsedilen bu teknoloji üzerine araştırma yapan hiçbir yerden bahsedilmiyor. Aynı zamanda görüntülerin kaynağı da açıklanmıyor. Görüntülerde hiçbir ajansın logosu mevcut değil ve başka sızmalara niyetli olup olmadıkları da belli değil. Keza onlar bu grubun üyeleri de olabilirler ve kazayla sızmaya sebep olmuş olabilirler. Popüler mekaniğe göre görüntülerin bazıları komplo teorileri ve paranormal olaylar hakkında yazan bir Avustralya yayını olan Nexus magazindeki bir makaleden alınmış. Söz konusu makale, John St. Clair Agnew tarafından 1992 yılında NSA'ya açılan bir davadan bahsediyor. Agnew'in iddia ettiğine göre, Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Amerikan vatandaşlarını gizlice suikasta bulunmak veya zihin sağlığının yerinde olmadığı yönünde teşhisler konulmasına sebep olan gizli psikolojik kontrol operasyonları düzenlemek için elektromanyetik teknolojiyi kullandı. Agnew davasının sonucu bilinmiyor. Tarihsel açıdan bakıldığında CIA Soğuk Savaş dönemi boyunca MK Ultra projesinin bir parçası olarak beyin kontrol denemeleri yaptı. 1977 yılındaki Senato sorgularına göre bu deneyler halüsinojenik ilaç kullanımı, hipnoz ve duyusal yoksunluğu da içeriyordu. Evet, özetle söylemek gerekirse insan organizması elektrokimyasal bir biyolojik sistemdir. Artık bu sistemi etkileyecek mekanizmalar üretilmiştir. Bu mekanizmalar ile insan beynindeki elektromanyetik dalgaların düzenini bozarak insanlar yönetilebilir. Bu yollarla insan davranışları değişebilir ya da ayaklı birer silah haline de getirilebilir.